Öncelikle kendimi tanıtayım. Yaklaşık 10 yıldır bir teknoloji firmasında çeşitli görevlerde rol aldım. Şu anda satış öncesi operasyonlardan sorumluyum. Bugün sizlere ClickSense ile gelen yeniliklerden bahsetmeye çalışacağım. Ama öncelikle hani sizin de tanımak adına aramızda ClickSense'i 1 yıl ve üzeri kullanan kimler var görebilir miyim öncelikle? Sunumun bundan sonraki bölümünü, aslında ağırlık vereceğim bölümünü anlamak için bu soruyu sordum. Bir de bu tarz ürünler IT'yi ilgilendirdiği kadar iş birimlerini de ilgilendiriyor. Aramızda iş biriminden katılan kimler var? Onları da görebilir miyim? Ben zaten aslında hiç görmeyenler için ClickSense'in teknolojisinden bahsedeceğim yeniliklere geçmeden önce. İlk olarak ClickSense'e neden bir platform dediğimizden bahsedeceğim. Neden bir uygulama değil de platform dediğimizden bahsedeceğim. Biraz sesle ilgili ufak bir problem var sanırım ama şöyle. Biraz yakınlaştırmam gerekiyor. Tekrar özetlemek gerekirse, ClickSense neden bir uygulama değil de bir platform diyoruz, ondan bahsetmek istiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi çeşitli konulara yönelik ClickSense'in sunmuş olduğu çözümler var. Self-service konularıyla ilgili şu anda daha iyi sanırım. Self-service konularıyla ilgili ClickSense son kullanıcılara kendi raporlarını yapabilecekleri bir ortam sunuyor. Son kullanıcılar kendi yetkisi dahilindeki uygulamalara girip yine kendi yetkisi dahilindeki veri setlerine ulaşıp kendi raporlarını kendileri dizayn edebiliyorlar. Bu tarafta hazır analitik uygulamalardan kastımız ClickSense için son kullanıcılara hazır ekranlar üzerinde yine ClickSense'in patentli teknolojisini kullanarak veriler üzerinde keşifler yapmasını sağlayabilirsiniz. Gömülü ve özelleştirilmiş analitik konularıyla ilgili ilk sunumda Ömer'de bahsetmişti aslında. Siz ClickSense'te kullandığınız uygulamanızı, görsellerinizi ya da belli bir veri setinizi kendi uygulamalarınız içerisine gömebilirsiniz. Yine yetkisi dahilinde güvenli bir şekilde gömebilirsiniz. Ya da ClickSense'i kendi kurumsal logonuza ve kurumsal renklerinize özel görselleştirebilirsiniz. Bunu da HTML5 teknolojisini kullanarak bir web uygulaması üzerinde yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu görsellerinizi ClickSense'in responsive design teknolojisiyle mobil cihazlarınızdan da herhangi bir ekstra geliştirme yapmadan analizlerinize devam edebilirsiniz. Ya da yine belirli bir zaman aralıklarında belirli bir veri setinizi son kullanıcılara statik olarak mail gönderimini sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekrandaki bu farklı ihtiyaçlarınıza yönelik çözümleri tek bir platformda topladığı için ClickSense'e uygulama değil de platform diyoruz. Bunlarla ilgili ben canlı bir demo gerçekleştireceğim. Öncelikle ClickSense'e son yılda gelen yenilikler konu başlıklarından bahsetmek istiyorum. Yine bir önceki sunumda Emre BI dünyasında AI kullanımı ile ilgili detaylardan bahsetmişti. ClickSense'de machine learning konularıyla ilgili Cognitive Engine adında bir framework geliştirdi. Bu framework ile birlikte Insight Advisor, Accelerated Self Service, Data Preparation ve ileri analitik konularıyla ilgili de R ve Python konularına entegre olmaya başladı. Yine kısaca bahsetmek gerekirse Insight Advisor kullanıcılara veri setine bakarak grafik önerileri sunan bir özellik. Data Preparation önceki versiyonlarda da bulunuyordu. Fakat son zamanlarda ClickSense bu tarafa biraz daha yatırım yapmaya başladı. Özet olarak data hazırlamanızı basitleştiren bir özellik. Yeni görseller eklendi. Onlardan da yine bahsedeceğim. ClickSense'in hatırlarsanız mobil tarafta Apple cihazlar için bir uygulaması bulunuyordu. Bu da offline kullanımı destekliyordu. Son versiyonda Android için de bu uygulama kullanılmaya başlandı. İleri analitik konularıyla ilgili de R ile ilgili ben ufak bir tahminleme örneği göstereceğim. Bunları da yine Ömer de ilk sunumda bahsetmişti. Çok hızlı bir şekilde her 10 haftada bir yeni bir versiyon geliyor ClickSense'de. Ve son versiyonda gelen yeniliklerin dikkatinizi çekeceğini söyleyebilirim. Şimdi ben ilk olarak ClickSense'i hiç görmeyenler veya farklılıklarını görmek isteyenler için
ClickSense'in ufak bir demosunu yapacağım. Sonrasında yine yeniliklere değineceğim. Canlı bir demo için uygulama açıyorum. Şöyle. Fark ettiyseniz herhangi bir client uygulaması açmadım. Browser üzerinden, herhangi bir browser üzerinden ClickSense yetkiniz dahilindeki uygulamalara erişebilirsiniz. Ben ClickSense'in teknolojisini anlatabileceğim satış analizi adında bir uygulama üzerinden bu sunumu gerçekleştireceğim. Biraz veri setinden bahsedeyim. Veri seti perakende sektörüne satış yapan bir firmanın datası. Yaklaşık 2-3 yıllık birkaç milyonda satır veri içeren bir data. Veriyle ilgili olarak da içerisinde mağazaları, ürün grupları, bölgeleri ve bunların cirosal, sepet ortalaması, iade tutarı gibi verilerini içeriyor. İlk olarak ClickSense'in farklılaştıran teknolojisini göstermek adına ilişkisel analiz ekranını açacağım. Bu ekran çok fazla görsel olmayan ama bu özelliği çok net olarak görebileceğiniz bir sayfa. Biraz sayfadan bahsedeyim. Sol tarafta mağaza isimlerim, ürün gruplarım, markalarım ve bölgelerim bulunuyor. Veri güvenliğinden dolayı fake bir data olsa dahi mağaza isimlerini değiştirmek durumunda kaldık. Şimdi bu tarafta aslında bir mağazanın satışlarını merak ediyorum. Ve mağazanın ismini yazmaya başlıyorum. Mağaza sütunundan. Yazmaya başladığım anda ClickSense bana yardımcı olmaya başlıyor. Herhangi bir mağaza seçiyorum. Seçim yaptığım anda da ekranda bazı renklendirmeler oldu. Seçim yaptığım kriter yeşil renkte. Onunla ilişkili olanlar beyaz renkte. İlişkili olmayanlar ise gri renkte. Yani tam bu noktada aslında ben sadece mağazamın satışlarını merak etmiştim. Ama ClickSense bana sormadığım sorularında bu tarafta cevaplarını vermeye başladı. Yani ben bu mağazaya spor kategorisinden hiç ürün satmamışım. Marmara 1. bölgede bulunuyor. 9 tane kampanya bu mağazadan faydalanmış. Bunları bir bakışta görebiliyorum. Şimdi analizime devam etmek istiyorum. Peki bu mağazaya telekom kategorisinden hangi markaları satmışım? Bu markaları satmışım, görebiliyorum. Ve 4 tane kampanya ile ilgilenmişim. Yine devam ediyorum. Peki bu mağazaya telekom kategorisinden cep telefonu kaç marka satmışım? Bir marka satmışım. Yine onu görebiliyorum. Şimdi bu tarafta hemen sorgumun yönünü değiştirebilirim. Peki cep telefonunu telekom grubundan Marmara 1. bölgede başka hangi mağazalarım satıyor onu merak ediyorum. Öncelikle bölgemi seçiyorum ve mağaza seçimimi kaldırıyorum. 20 tane mağazaya satış yaptığımı görüntüleyebiliyorum. 290 mağaza arasında 20 mağazaya cep telefonu sattığımı görüntüleyebiliyorum. Peki ve 4 tane markayı satmışım. Peki bir tane markaya odaklanmak istiyorum. Markayı seçtim. Bu markayı Marmara 1. bölge dışında farklı bölgeler satıyor mu? Onları merak ediyorum ve Marmara bölge seçimimi kaldırıyorum. 14 bölge arasında 13'ünde bu markayı satmışım. Fakat Ege 2. bölgede bu markayı hiç satmamışım. Hemen bu noktada acaba bu markayı ben Ege 2. bölgede satıyor muyum? Ya da hangi markaları satıyorum onu merak ediyorum. İstersem Ege 2. bölgenin üzerine tıklayabilirim. Ya da bölge seçimi üzerinde 3 noktaya tıklayarak bu seçimlerin dışında kalanları seçebilirim. Select Excluded seçeneğiyle. Seçtiğim anda görüyorum ki aslında bu markayı Ege 2. bölgede farklı kategorilerde de satmışım. Aslında dediğim gibi ClickSense bana her bir tıklamadan sonra yeni bir soru sormam için beni yönlendirdi. Ve merak ettiğim soruların cevaplarını çok basit bir şekilde tıklamalar seviyesinde görüntüleyebildim. Şimdi seçimlerimi temizliyorum. Ve daha çok üst düzey ve orta düzey yöneticileri ilgilendiren bir sayfayla devam etmek istiyorum. Bu taraf biraz da görsel ve bana uyarılar veren bir sayfa. Üst tarafta bazı KPI'larım var. Ciro, karlılık ve sepet ortalaması gibi. Ve onların bir önceki seneye göre kıyaslarını görebiliyorsunuz. Hemen altında bölge ve mağaza bazlı top 5 trendlerini görüyorsunuz. Yani şöyle şu anda bölge bazlı trendi görebiliyorken istersen buradan mağazaya çevirebiliyorum. Veya tekrar bölgeye çevirebilirim. Görseller üzerinde seçimler yapabilirsiniz. Ve bu seçimleri istediğiniz gibi kaydırabiliyorsunuz. Hemen altında da bir trend grafiği bulunuyor. Ve bir bakışta geçen seneye göre satışlarımın ciddi oranda düştüğünü görüntülüyorum.
Fakat biliyorum ki geçen seneyi full olarak baz alıp bu senede de henüz 9 ayım olduğunu görüntülüyorum. Yani aslında year to date seçimimi buradaki sayfaya eklenmemiş. Ama ben ClickSense'in fonksiyonelitesini kullanarak bir year to date seçim yapabilirim. Yani son yıla odaklanacağım. 2018'i seçtim ve bitmiş 9 aya odaklanmak istiyorum. Bu seçimlerimi yaptığımda bir önceki seneye göre yine bir düşüş olduğunu görüntüleyebiliyorum. Ve ben bu düşüşün nedenlerini diğer sayfamda analiz edeceğim. Fakat geçmeden önce bu sayfada ClickSense'in responsive design teknolojisini göstermek istiyorum. Yani siz herhangi bir mobil cihazdan girdiğinizde de ayrı bir tasarıma gerek kalmadan ekranı şu anda da küçülteceğim. Aynı şekilde analizlerinize devam edebiliyorsunuz. Şöyle kısaca küçültüyorum browser üzerinden. Mesela bir iPad'den girdiniz. Ekrandaki objeleri kendisi ona göre sığdırıyor. Veya cep telefonunuzdan girdiğinizde, pardon, şöyle alt alta objelerin sıralandığını görebilirsiniz. Tekrar ben analizime dönmek istiyorum. İlk 9 ayı seçmiştik bir önceki seneyle. Yine ciro değişimlerim kırmızı. Ben bu ciro değişimlerimi daha alt bir detayda incelemek istiyorum. Ve ciro KPM'in üzerine tıklıyorum. Farklı bir sayfada analizime devam etmek istiyorum. Bu sayfada da yine üst tarafta karlılık, ciro ve kampanya adedi gibi değerlerim bulunuyor. Hemen alt tarafta şehir bazlı ciro büyüklüklerim ve bir önceki seneyle ciro değişimlerimi noktalarla temsil edilmiş durumda. Sağ tarafta da bir harita objem bulunuyor. Haritadaki noktaların büyüklükleri yine satış hacmimi gösteriyor. Renkler ise bir önceki seneye göre artış ve azalışları temsil ediyor. Şimdi ben burada bir bakışta aslında gördüğümde Ege bölgesinde kırmızılar çoğunlukla, yani geçen seneye göre satışlarımda ciddi oranda bir düşüş var. Hemen o bölgeye odaklanmak istiyorum. Ege bölgesini seçeceğim. Şöyle şuradaki seçim teknolojisinden faydalanıyorum ve Ege bölgesine odaklandım. Şimdi seçim yaptığım anda sayfadaki diğer objeler onunla ilgili olarak güncellendi. Beni destekleyici diğer grafiklerim bulunuyor. Hemen bu noktada da aslında İzmir bölgesi neredeyse Ege bölgesindeki diğer şehirlerin satışlarının toplamına eşit ve geçen seneye göre ciro değişimleri de bir hayli yüksek. Hemen o noktaya odaklanmak istiyorum. İzmir bölgesinde bir problem olabilir. İzmir bölgesini seçtiğim anda aynı grafik üzerinde mağazalara indim. Buradaki sıralama da ciro değişimine göre, yani büyükten küçüğe en fazla geçen seneye göre ciro değişimi olan mağazaların sıralanmış durumunda. Ben yine en çok ciro değişimi düşüşte olan mağazaya odaklanmak istiyorum. Buradan mağazayı seçtim. Hemen sağ tarafta gördüğünüz tabloda, belki arka taraflardan gözükmüyordur ama bir grafiğim bulunuyor. Burada da ciro değişimine göre sıralamak istiyorum. Ciro değişiminde şuradan buradaki ürün ana gruplarına odaklanmak istiyorum. Şöyle seçtiğim anda sıfır satış, yani aslında bu sene satışlarım yok ama geçen sene ben bu kategorilerden satış yapmışım ve ben bu gruplara odaklanmak istiyorum. Seçim yaptığım anda bu ürün grupları ile ilgili ben 10 tane kampanya düzenlemişim. Acaba diyorum ki ben buradaki ürün grupları, evet İzmir bölgesinde bu mağazamda kötüyüm ama bu mağaza dışında İzmir'de nasıl bu durum? Bunu merak ediyorum. O nedenle aslında mağaza seçimimi biraz önce kaldırmıştım ben seçim yaparak. Bu tarafta aslında bu ürün gruplarımın kampanya ile ilgili yaptığım problem olduğunu düşünüyorum. Yani bu ürün gruplarının satışlarının düşmesiyle ilgili yaptığım kampanyalarla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Ve bir sonraki sayfada kampanyalarımı incelemek istiyorum. Bu sayfada da yukarıda gördüğünüz gibi bir kampanya tutarı ve bu kampanyalardan kazandığım yeni müşteri adedi ve kampanya sayılarını görüyorsunuz. Hemen alttaki grafikte kampanya isimlerine göre yeni müşteri kazanımlarını görüyorsunuz. Yan taraftaki grafik ise indirim oranına göre kampanya tutarlarını görüyorsunuz. Her bir baloncuk da müşterileri temsil ediyor. Mavi baloncuklar ise kazandığım yeni müşteri adetlerini görüntülüyor. Fark ettiyseniz orta taraftaki maviler çoğunlukla, yani ben indirimimi şu 20 ile 50 arasında yaparsam yeni müşteri kazanma olasılığım daha yüksek. Ve ben bu noktalara odaklanmak istiyorum. Burada seçim yapıyorum bu noktalara. Ve sadece buradaki müşterilere odaklanmak istiyorum. Seçim yaptım.
Bu müşterilere 6 tane kampanya düzenlemişim. Ve ben bunlarla ilgili bir aksiyon almak istiyorum. Aslında bu ürünleri alanlar benden başka neleri alıyor şeklinde. Ve farklı bir sayfada bu analizime devam edeceğim. Burada da gördüğünüz gibi basit bir küme analizi var. Bir önceki sayfada seçtiğim ürün gruplarının dağılımını görebiliyorsunuz. Yani benden beyaz eşya ve oyun hobi alıp pil almayan 3 tane müşterim bulunuyormuş. Ve bu müşterilere isterseniz odaklanabilirsiniz. Alt taraflarda, alt taraftaki ekranda da bu müşterilere yeni bir kampanya düzenleyebilirsiniz. Yani şu indirimi verdiğimde ve bu ürünleri alanlara şu tarz bir kampanya yaparsam nasıl sonuçlar olur şeklinde bir analiz gerçekleştirebilirsiniz. Ya da seçimlerinizi temizleyerek yeni bir kampanya üzerinde belli ürün gruplarını seçerek yine yeni bir analiz gerçekleştirebilirsiniz. Sağ tarafta da kampanyayı seçtim. Bu kampanyada en çok hangi markalar satılıyor? Yazı titlerini büyüklüğünden anlayabilirsiniz. Buradan da dediğim gibi 3 tane ürün grubu seçiyorum. Beyaz eşya, bilgisayar ve fotoğraf kategorilerini seçtim. Burada da örneğin fotoğraf ve bilgisayar alıp beyaz eşya almayan 5 kişilik 5 kişinin kim olduğunu merak ediyorum. Tıkladığım anda alt tarafta bu kişilerin detaylarını görebilirim. Siz bunları yine bir export alıp bir Excel'de kampanya için size yardımcı olabilir. Yine seçimlerimi temizliyorum. Bir sonraki sayfamda ClickSense'in gelişmiş bir haritasını görüyorsunuz. Bu tarafta fark ettiğiniz gibi illa ClickSense sizin 7 coğrafi bölgeyi görmek zorunda değil. Sizin custom bölge yapınıza uyum sağlayabilir. Siz şehirlerden veya ilçelerden yeni bir bölge yapısı oluşturabilirsiniz. Buradaki renklendirmeler de şu anda ciroya göre koyudan açığa doğru. Bu noktada yine drill analizleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben Marmara 1. bölgeye odaklanmak istiyorum. Tıkladığım anda şu anda şehirlere indim. İstediğim anda cirodaki renklendirme böyleydi ama karlılıkta acaba nasılmış diyorum. Yukarıdaki butondan yardım alıyorum. Karlılığa tıkladığımda renklendirme tamamen karlılık olarak değişiyor. Tekrar ciroya dönüyorum. Bu noktada İstanbul şehrine odaklanmak istiyorum. İstanbul'u seçtim. Onun altındaki ilçelere indim. İlçelerden de koyu olan Bakırköy'e indim. Bakırköy'ün altındaki şu anda mağazaları görüyorsunuz. Fark ettiyseniz katman bir anda değişti yani. Arka tarafı alanı boyuyordu. Bir anda noktasal bir analize döndünüz. Bu noktada da herhangi bir mağazanın üzerine geldiğimde o mağazanın üzerindeki kartı görüntüleyebilirsiniz. Burada mağazanın fotoğrafı gelebilirdi. Ya da farklı bilgilerini bu noktada inceleyebilirsiniz. Ama benim yine bu noktada aklıma farklı bir soru geliyor. Peki bu benim mağazam acaba benim bu mağazam diğer mağazalarım arasında kaçıncı sırada? Bunları merak ediyorum. Kendi bölgesinde kaçıncı sırada? Ciroda veya karlılıkta? Bunu analiz etmek istiyorum. Bir sonraki sayfaya gidip sadece mağaza seçimi bırakıyorum. Diğer seçimlerimi kaldırdım. Bir bakışta şeyi görebiliyorsunuz aslında. Benim toplam 290 mağazam arasında ciroda 9. sıradaymış mağaza 184. Kendi bölgesinde ise 66 mağaza bulunuyormuş. Onda da 2. sırada bulunuyor. Ve sağ tarafta da bu mağazanın özet bilgilerini görebilirsiniz. Sepet ortalaması, iade tutarı, cirosu ve son ayda kazanılan yeni müşteri adedi gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bu ekran biraz esnek olarak da kullanabiliyorsunuz. Peki ciroda 9. sıradaydı ama karlılıkta kaçıncı sırada acaba? Karlılıkta biraz düşük aslında, 63. sıralara geriledi. Ben tekrar ciro seçimime geri dönüyorum. Veya burada şöyle bir seçim yapmak istiyorum. Beyaz eşya kategorisinde peki kaçıncı? Yani beyaz eşya satan mağazalarım arasında kaçıncı? Bunu görüntülemek istediğimde yine ekrandaki grafiğe tıklayarak beyaz eşyaya 1. sırada olduğunu görüntüleyebiliyorum toplam 290 mağaza arasında. Yani bu tarz esnekliklere fayda sağlıyor. Yine farklı bir sayfayla devam etmek istiyorum. Bu da son ekranın bu taraftaki. Basit what if analizleri gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin ben burada karlılığı düşük, sağ tarafta bir karlılık ürün grupların bulunuyor. Karlılığı düşük ürün gruplarıma odaklanmak istiyorum. Bunları seçtim. Bunlarla ilgili bir simülasyon gerçekleştirmek istiyorum. Örneğin maliyetlerimi %18 düşürüyorum. Ciromun buna bağlı %8 artacağını veya miktarımı da %26 arttırdığımda benim karlılığım nasıl değişir şeklinde yine bir simülasyon gerçekleştirebilirsiniz. Ve bunu çıkıp bir iyi senaryo olarak bir Excel'e yine export edebilirsiniz. Size bir fikir verebilir.
Şu ana kadar hazırladığım, anlattıklarım, yine ilk sunumda da bahsettiğim hazır ekranlar üzerinde tıklamalarla ClickSense beni yönlendirdi. Peki ClickSense tarafından sıfırdan bir raporlamayı nasıl gerçekleştiriyoruz? Onu kısaca bahsedeceğim. Öncelikle yeni bir ClickSense uygulaması açacağım. Şu anda ben demomu Excel üzerinden gerçekleştireceğim ama bu veri kaynağı, veri tabanı da olabilirdi veya bir web servisi de olabilirdi. Bunun bir farkı ClickSense için yok. Yeni bir uygulama oluşturuyorum. BI Technology diyorum ismine. Uygulamayı açtım. Şöyle bir Excel'im bulunuyor. Excel'i ilk önce tanıtmak istiyorum. Excel üzerinde 4 tane sekmen bulunuyor. Yani 4 tane tablom bulunuyor. Faturalarımın durduğu bir tablom var. Müşterilerimin durduğu bir ayrı bir tablom. Ürün isimlerim ve satış temsilcilerimin durduğu ayrı bir tablom bulunuyor. Şu anda Excel'i kapattım. Tekrar ClickSense'e geri döndüm. Şimdi bu ekranda ClickSense'in veriyi nereden ekleyeceğini seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya yeni konektörler eklendi. Yine BigQuery'den, zaten SQL'i, Oracle'ı çok bahsetmiyorum. Onları zaten yıllardır aldığımız ekranlarda. Ama burada Spark'tan, Apache'den, Hive'dan, Google BigQuery'den datalarınızı alabilirsiniz. SAP'den de aynı şekilde. Şimdi ben buradaki Excel üzerinden datamı sürükleyip bırakacağım. Şimdi ClickSense bu aşamada datayı benim için anlamlandırıyor. Buradaki datanızın büyüklüğüne göre, buradaki süre, veri tabanınızın da performansına göre değişebilir. Şu anda 4 tane tabloyu burada görüntüleyebiliyorum. Ben 4 tabloyu da seçtim. Hepsini görüntülemek istiyorum. Burada istemediğim alanları almayabilirim. Ya da filtre verebilirim. Belli senin üzerindeki verileri getirsin şeklinde. Ben şu anda Excel datası olduğu için full olarak almak istiyorum. Add data seçeneğine tıkladım. Burada ClickSense benim için her bir tabloyu bir veri kümesi olarak gösterdi. Topların büyüklükleri oradaki satış hacmini gösteriyor. Şimdi ben ön yüzde anlamlı raporlar yapabilmek için bu tablolar arasında ilişkiler kurmam gerekiyor. O nedenle ilk olarak satış temsilcisi tablosuna tıklıyorum. Uzun tıkladığım anda fatura tablosunda yeşil bir şeritle işaretlendi. Ürün ve müşteri de kırmızı çünkü ilişki kurulamaz şeklinde. Ben fatura tablosunun üzerine bırakıyorum. Bu noktada ClickSense bana bir öneri sunuyor. Sağ taraftaki tablomda satış temsilcisi no alanı bulunuyor. Sol taraftaki tablomda da satış temsilcisi ID alanı bulunuyor. Bu iki alanın isimleri benzememesine rağmen içerikleri benzediği için ClickSense bu noktada bana yardımcı oluyor. Ben istersen bu ilişkiyi değil de kendim custom bir ilişkide kullanabilirim. Sol taraftaki tablodan şu alanlar, sağ taraftaki tablodan bu alanlar şeklinde custom bir ilişkide kurabilirim. Aynı şekilde ürün tablosuna tıklıyorum. Bu sefer yeşil değil de turuncu. Aslında buradaki renklerin anlamları da şu şekilde. Yeşil bu ilişkiyi kuracağından oldukça emin olduğunu gösteriyor. Turuncu da emin ama biraz kontrol etmenizde fayda var şeklinde. Yine fatura tablosunun üzerine bırakıyorum. Daha sonrasında müşteri tablosunu yine fatura tablosunun üzerine bıraktım. İlişkilerim kurulmuş şekilde. Fakat data üzerinde bazı manipülasyonlar gerekebilir. O nedenle ben tabloları tek tek incelemek istiyorum. Öncelikle ürün tablosuna tıkladım. Buradan bir ürün alt grubuna tıkladım. ClickSense henüz dashboard hazırlamaya başlamadan önce datanızı profillemeye başlıyor. Örneğin ürün alt grubunda taze sebze ve meyve benim en çok geçen ürün gruplarımmış. Hemen yan tarafta bir tane value'ları görüntülüyorsunuz. Burada da arka taraflardan çok gözükmüyordur ama çorba şeklinde yazan isimlendirmelerin farklı yazım şekilleri var. Herkes farklı şekilde Ç ile yazmış, C ile yazmış, bazıları büyük harfle yazmış, bazıları küçük harfle yazmış. Ben bunları tek bir noktada gruplamak istiyorum. Çorba ismini tıkladım. Daha sonrasında çorba geçenleri seçmek istiyorum. İlk önce referans alacağım ismi seçtim. Sonrasında birleştirmek istediğim isimlendirmeyi seçtim. Replace dediğimde herhangi bir kod yazmadan çorba isminde bunların güncellendiğini görüntüleyebiliyorum. Aynı şekilde ürün tipi alanına tıklıyorum. Bu tarafta da konserve ile başlayan isimler bir hayli çoğunlukta. Konserve çorba üzerine tıklıyorum. Çorba isimlendirmesini kaldırıyorum üzerindeki. Diğer konserve ile başlayan ürün gruplarını seçip replace dediğimde yine konserve isminde bunların gruplandığını görebilirsiniz. Yani herhangi bir if veya bir kod yazmadan bunları güncelleyebiliyorum.
Şimdiye kadar string ifadeler üzerinde bunları gerçekleştirdim. Bir de birim fiyat alanında da bu işlemi yapmak istiyorum. Birim fiyat alanında ürünlerin fiyatları bulunuyor. Bu tarafta da ClickSense buradaki fiyatlandırmayı benim için 3 bölgeye ayırmış. Siz buradaki bölgeyi 4'e veya 3'e ayırabilirsiniz. Segmentleri değiştirebilirsiniz. Ben tekrar 3'ü aldım. Ve iş birimlerinin daha kolay rapor yapabilmeleri için bunlara ben bir isim vermek istiyorum. Örneğin 0 ile 3 aralığındaki fiyatlandırmaya ucuz diyorum. Daha sonrasındaki 3 ile 6 aralığındakilere orta diyorum. 6'dan büyüklere ise pahalı diyorum. Ve yeni bir segment oluştur dedim. Sağ tarafa yeni bir konu olarak eklendiğini görüntüleyebilirsiniz. Ürün tablosu ile ilgili yapacaklarım bu kadar. Daha sonrasında fatura tablosuna geçiyorum. Fatura tablosunda da benim için hesaplanmış satış tutarı, maliyet, bütçe gibi alanlar var. Ben yeni bir hesaplama yapmak istiyorum. Bu noktada da add field deyip basit bir karlılık yapacağım. Fonksiyon listesi bu arada bir hayli geniş. Excel'de neredeyse olan tüm fonksiyonları ClickSense içerisinden de görüntüleyebiliyorsunuz. Matematiksel, istatistiksel olarak. Ben burada basit olarak satış tutarından maliyeti çıkartmak istiyorum. Herhangi bir matematiksel işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Create dediğinizde yeni bir kolon olarak datanızı eklendiğini görüntüleyebilirsiniz. Şimdi ben bu manipülasyonları gerçekleştirdim. Bir de aslında satış temsilcisiyle ilgili bir tablom bulunuyor. Burada da satış temsilcisinin yıllara göre performans puanları var. Ama fark ettiyseniz yıllar kolonlarda, rahat rapor yapabilmem için aslında benim yılları satıra dönüştürmem lazım. Bunun için de normalde bir kod yazmanız gerekir. Ama ClickSense'in unpivot özelliği sayesinde hangi kolonları satıra çevirmek istiyorsanız onların üzerine tıklıyorsunuz. Hemen alt tarafta bir preview var. Bir bakışta satırlara çevirdiğini görebiliyorsunuz. Apply dediğinizde tablonun yapısı değişeceği için ilişkileri bozacağını söylüyor. Okey diyorum. Ve tekrar ilişki ekranına geldiğimde satış temsilcisi tablosunu yine fatura tablosunun üzerine bırakıyorum. Şimdi bu manipülasyonları gerçekleştirdim ve ön yüzü artık rapor yapmaya geçebilirim. Şu andaki sürede bu yaptığım son değişiklikleri ClickSense üzerinde uyguluyor. Artık ClickSense'in görsel tarafına geçebilirim. Gördüğünüz gibi iş birimlerinin kolay rapor yapabilmeleri için herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadan bu raporları yapabilmesi için hazırlanan bir teknoloji. Şimdi ilk olarak ClickSense'de sol tarafta gördüğünüz gibi eklediğiniz alanlar, chartlar eklendi. Ama ClickSense'in bu tarafta ben yeni özelliğinden bahsetmek istiyorum. Insight özelliğinden. Herhangi bir dashboard tasarlamadan bu Insight butonuna tıkladığım anda ClickSense benim verime bakarak görsel bazı öneriler sunuyor. Bu noktada da siz ClickSense konusunda yeni olabilirsiniz. Ya da verinizi de tanımıyor olabilirsiniz. ClickSense bu tarafta size yardımcı olacaktır. Herhangi bir input vermeden Generate Insight diyorum. Ve ClickSense şu anda benim verimi analiz ederek bazı görseller ortaya çıkarttı. Örneğin müşteri bazlı satış tutarını sum yaptı. Alt tarafta bir harita görselim bulunuyor. Yine şehirlere göre bir topların büyüklükleri satış tutarlarını gösteriyor. Burada beğendiğim grafiklerin üzerine tıklayarak sayfama ekleyebilirim. Şuradaki haritayı da beğendim. Yan taraftaki grafiği de beğendim. ClickSense'in bu taraftaki machine learning'in girdiği kısım öğrenen bir sistem. Sizin sayfanıza eklediğiniz grafikleri ve aramaları öğrenip ona göre öneriler sunmaya devam ediyor. Burada sayfanıza eklediğiniz obje üzerinde geliştirmeler yapabilirsiniz. Veya tüm veri seti üzerinden değil de belli alanları seçerek de bu alanlara göre de öneri yapmasını sağlatabilirsiniz. Mesela ben karlılığı seçiyorum. Satış bölgesini seçiyorum. Satış temsilcisini seçiyorum. Ve şehri seçiyorum. Yukarıya seçtiğim anda eklendi. Ve bunlarla ilgili öneriler yapmasını da sağlayabilirim. Şu objemi de beğendim. Şu anda Insight özelliğini kapatıyorum. Bakın sayfama eklendiğini görüntüleyebilirsiniz. Örneğin satış tutarı ile ilgili bir analiz yapmak istiyorum. Satış tutarımı ekranıma bıraktığım anda ClickSense bunun tek bir hesaplama olduğunu gördüğü anda bir KPI objesine çevirdi. Ama siz üzerinden bar chart'ı sürükleyerek şöyle satış tutarına üzerine bıraktım.
Siz buradan satış bölgesini üzerine bıraktığınızda ClickSense bunu hemen bar chart'a kendisi çevirdi. Veya üzerine satış miktarını bıraktığınızda bunu bir scatter chart'a kendisi otomatik olarak çeviriyor. Tam bu noktada aslında son olarak gelen yeniliklerden bahsetmek için bir uygulamamı açacağım. Yeni bazı görseller eklenmişti ClickSense tarafına. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak funnel chart eklendi. Bunları ClickSense biliyorsunuz extension olarak farklı uygulamanın içerisinden kullanabiliyordunuz ama artık ClickSense'in içerisine direkt embed olarak geldi. Şubat versiyonunda direkt siz de kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki sayfamda Sankey chart. Bu grafik üzerinde de örneğin 4 tane alanım seçili durumda. Aralarındaki ilişkileri net olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin ben 2017 yılında daha çok yurt dışına satış yapıyorken 2018 yılında yurt içi ve yurt dışı satışlarım dengelenmiş. Amerika'ya en çok dondurulmuş gıdalar satıyormuşum. Bu ilişkiyi bir bakışta görüntüleyebiliyorsunuz. Bir sonraki sayfam radar chart. Burada belli noktanın üzerine yine odaklanabiliyorsunuz. Heatmap chart. Burada yine ürün gruplarım sol tarafta, yukarıda da haftalarım bulunuyor. Renklerin koydukları, hangi haftada hangi ürün grubunu daha çok satıyorum, bunu görüntüleyebiliyorum. Word Cloud zaten demomuzda da görmüştünüz. İsimlendirmenin büyüklükleri gösteriyor. Multi KPI, biraz daha KPI'yi biraz daha görselleştirebiliyorsunuz. Alt tarafını trend ekleyip arka tarafı renklendirebiliyorsunuz. Biraz daha görsel açıdan size rahatlatacak bir KPI. Network chart daha çok fraud analizinde kullanılan bir chart diyebilirim. Aralarındaki ilişkileri görüntülüyorsunuz. Örneğin bu alışverişi efendim evet yeni versiyonda eklendi. Burada hangi iş yerinden alışveriş yapan ortak kartları burada inceleyebilirsiniz bu grafik üzerinde. Son olarak da ClickSense'in içerisine eklenen bazı özellikler var. Sayfayı aşağı doğru artık çalışabiliyorsunuz. Kare içerisinde, illa dikdörtgen içerisinde değil. Bir takvim objesi eklendi. Burada yine son güne, son 7 güne odaklanabiliyorsunuz. Variable değişkenini ön yüzde eskiden yine extension yapıyorduk ama yine ürün içerisine embed edildi. Örneğin şuradaki grafikte top 5'i görüntülüyorsunuyorsunuz. İsterseniz siz yukarıdaki sliderla bunu top 4'e veya top 7'ye çevirebilirsiniz ekran üzerinde. Aynı ekran üzerinde yine tabler üzerinde de çalışabiliyorsunuz. Bakın bar chart vardı, harita analizine geçtim. Bir harita objesi. Bir de en çok işinizi kolaylaştıracağını düşündüğüm formül yazarken ClickSense'de sintaksi biraz farklıdır. ClickSense bu noktada bir yenilik gösterdi. Örneğin ben şuradan bir tarih seçiyorum. Şuradaki tarihlere odaklanmak istiyorum ama şuradaki satış tutarımın değeri her zaman bunu göstersin. Bunu istiyorum. Ve yeni bir tane de seçim yapmak istiyorum bu tarafta. Türkiye'ye odaklansın. Country'den de Türkiye seçili gelsin her zaman. Şurada grafiğim üzerindeki hesaplama kısmına giriyorum. Şimdi buradaki hesaplamayı kaldırdım. Alanlar üzerinden satış tutarını seçeceğim. Ve bunu sum yapmak istiyorum. Hemen altında set expression diye bir özellik geldi. Bu işinizi gerçekten formül yazmanızı kolaylaştıran bir özellik. Tıkladım. Insert dediğim anda bak pardon şu eksik kalmış. Bakın formülü kendisi artık otomatik yazdı. Bu noktada gerçekten işinizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Son olarak da son anları biraz hızlı geçtim ama süremden dolayı. ClickSense'de yaptığınız sayfayı alt tarafta bir butonun bulunuyor. Buradaki butona tıklayarak belli kişilerle paylaşabilirsiniz. Kopyasını aldı linkin ve bu farklı bir linkte açabiliyorsunuz. Bir de hikaye özelliğini göstereyim. ClickSense'de hazırladığınız grafikler üzerinden yeni PowerPoint sunumları hazırlayabilirsiniz. Bunları PowerPoint'teki gibi renklendirebilir. Ve istediğiniz an bazı notlar da gerçekleştirebilirsiniz. İstediğiniz anda sağ tıklayıp obje üzerinde Go to Source dediğinizde canlı dataya dönebilirsiniz. Dediğim gibi biraz süreyi aştım gibi oldu. Sorunuz varsa şimdi bir aramız bulunuyor. Orada da yardımcı olabilirim. 15 dakika aramız var. Daha sonra